Merhabalar arkadaşlar, Skyrim'e hoş geldiniz. Aslında bu bölümde Skyrim'i bitirmeyi planlıyordum. Odaving'in üstüne binip Alduin'in peşinden gidip onu kesecektik. Ama birkaç gün önce, birkaç bölüm önce Caner Hidden Boss'lardan bahsetti. Ben de açıp internetten bakayım dedim. Skyrim'de Hidden Boss diye bir şey mi varmış? Varmış. Ben hiç Hidden diye düşünmemiştim. Denk geldikçe birçoğunu kestik zaten. Mesela Karstark Solstheim'daydı galiba bu. Karstark'ı kesmiştik. Bunu çağırmak için ayrıca kafatasını bulmamız gerekiyordu. Yaşlı Ork denk gelmişti. Onu kesmiştik. The Pale Lady. Bunun Türkçesini hatırlamıyorum ama ılgım analardan bir tanesiydi bu da. Bir kılıcı yerine yerleştirmemiz gerekiyordu. Yakın zamanda kestik bunu da aslında. Listeden bakarak anlatıyorum arkadaşlar. Theron Dredd diye bir arkadaş var. Bu da Ethereum Savaşları kitabıyla başlayan bir görev vardı. Hatta üstümüzde olması lazım tacın. Ethereal Touch. Bu Ethereal Touch'ı üstümüzde görür görmez onu Ethereum'dan mı yaptın diyerek söze başlayıp bizden tacı ona vermemizi emrediyordu. Vermeyince de bize saldırıyordu. Onu da o şekilde rastgele bizi dünyada bulup bize saldırıyordu. O şekilde kesmiştik. Forge Master Dwarven Centurion. Bu da Ethereum ocağındaki Dev Centurion. Bunu da o görevi tamamlarken kesmiştik. Bu aslında gizliden sayılmaz. Ejder rahipleri gizli boss olarak geçiyormuş. Aslında bunlar da mağaraları, zindanları temizlerken zindanın sonunda karşımıza denk gelen bosslar. Bunlar da pek gizli sayılmaz aslında. Balderson kardeşler var. 3 tane ruh. Bunu da hala üstümüzde mi bilmiyorum. Muhtemelen bırakmışızdır. Balderson. Ken büyücünün bu değildir ya. Balderson kolyesini yapıyorduk. 3 tane parçayı birleştirip. O ara o hayaletleri de kesmiştik. Sonrasında Nazlarum ve Bolslarum adında iki ikiz ejderhalar var. Bunlar da daha önce Şafak muhafızları görevlerini tamamlarken Kayıp Vadi'ye gittiğimizde buzdan zıplayarak gelen ejderhalar. Onları da orada kesmiştik. The Ebony Warrior, Abanos Savaşçı, 80. seviyeye ulaştığımızda gelip bize meydan okumuştu. Onu da o şekilde kesmiştik. The Reaper, yine Şafak Muhafızları görevlerini yaparken Ruh Höyüğünde kesmiştik. Özellikle bulup onun binasına girişi çözüp o şekilde kesmiştik. Yimbol'un hayaleti bunda şu anda üstümüzde yoktur muhtemelen. Evet. Yungol'un miğferini de almıştık. Onu da muhtemelen Mirkule'ye bıraktık. The Giant Chieftain, devlerin şefi. Bunu da mağarasında kesmiştik. Knievel the Tongue. Buna bir bakmamız gerekiyor. Bunu kesmemiş olabiliriz. Bu Udefrikte'yi kesmedik. Guardians of the Headless Horseman. Kafasız bir atlı vardı. Bu da Sleepy Hollow'a bir göndermeydi. Onu da kesmiştik. Red Eagle var. Kızıl Kartal mı? Kızıl Şahin mi? Onun da kılıcını almıştık. Kendisini kesip. Kaba Savaşçı. Rude Warrior. Bu da rastgele gezinirken
bizim karşımıza çıkıp süt oğlan falan diye dalga geçip kendisini kestirtmişti. Aldin diye bir karakterimiz varmış. Onu da kestik. Evet, bu da bir görevle beraber geliyordu. Onu da kestik. Troll şampiyonu. Bunu da Kayn'ın gizli denemeleri görevinde kesmiş olmamız lazım. Froki'nin verdiği görevlerdi bunlar. Froki ile ilgili görevleri tamamlamış olmamız lazım. Sonrasında Arondil var. Arondil de Yengüvild player. Arondil de kesmiş olmamız lazım. Vikar'ı da kestik diye hatırlıyorum. Buna bir bakabiliriz. Vikar'ı Falkreath'te bir bakalım. Sylvia the Aspiring Hagraven. Ucube olmaya, cadı olmaya çalışan Sylvia vardı. Bunu da ilk önce kızıyla tanışmamız gerekiyordu. Kızı da hala neredeydi? Buralarda bir yerde olması lazım. Geçenlerde tekrar bir uğramıştık. Kızın yanına. Karaşık Kulesi burada. Burada Silvia'yı da kesmiştik. Neredeyse 13 yıl oluyor arkadaşlar Skyrim çıkalı. Ve oyun çıktığından beri oynuyorum. Tabi ara ara mola verdik. Yardaşı eklendi yanlışlıkla. Baskı çıkarttık. Şu görevi bir teslim edelim ilk önce. Bulmaca küpü bulmuştuk. 13 yıldır neredeyse arkadaşlar hiç görmediğim bir kaldır şunu. Ejderhayı kesmeye gideceğiz. Adı Volturiol. Blackreach'te. Şimdiye kadar hiç Volturiol'u çağırıp kesmedim. Varlığından bile haberdar değildim arkadaşlar. Well, hey there. What can Sapphire do for you? Always a pleasure, boss. What can I do for you? Delvin, bu Dwemer bulmaca küpünü satabilir miyim? Well, well. I was looking for this little beauty. If you happen across any other unusual trinkets like this, be sure to bring them to me. I promise it'll be worth the effort. It's worth quite a bit, actually. Quite a catch. There you go. This should make you smile. 800 altın verdi. Görevi tamamlamış olduk en azından. Could I give you a little tip? Take every job you can get, or else you'll end up a beggar. Şu anda 750 bin altınımız var neredeyse. Her şeyi kabul etmezsek dilenci olabilirmişiz. Bir tane oyuncak gemi vardı. Onu bulup verdim mi hatırlamıyorum bu seride arkadaşlar. Bir de Caner yorumların altında sormuş. %100 olduğunu nasıl anlayacağız diye. Maalesef anlayamayacağız. Burada var mıdır? Ayarlar... Genel istatistiklerde var mıdır öyle bir şey? Yok. Buradan... Nereye gidiyoruz?
Halftant'ta olması lazım. Lakery için girişinin. Kara menzil. Daha kapımız açık. Direkt kara menzile inebiliriz. Her seferinde otomatik kapanması da saçma aslında. Uyum küresini sürekli yanımıza taşımamız gerekiyor bu yüzden. Şimdi Voltur yol nerededir? Şurada arkadaşlar. Yuvarlak yanan küreye Fusro'da dediğimizde Rutrol yol gelecekmiş. Hazırlıklardan hemen kurtulalım. Var mı başka gelen? Böyle uzaktan atmak olmuyor ama. Hayır. Hayal görmüyorsun. Buradayım. Ortalık temiz değil. Bir tane daha, iki tane daha düşman var. Çağıralım. Neredesin? Nereye iniyorsun? Ekstra düşen bir şey yok. Ve gizli bosslardan bir tanesini daha öldürmüş olduk. Bir de Udef Rektev varmış arkadaşlar. Seher Yıldızı sığınağındaymış. Buradan çıkışımız ne taraftadır şimdi?
çıkılıyor muydu? Burası niye kilitli? Daha önce açmadık mı? Daha mı? Burada tam olarak neredeyiz? Altant Büyük Asansörü. Biz Seher Yıldız'ın dağı, Seher Yıldız Tapınağı'na bir gidelim. Buraya ilk geldiğimizde temizlemiş miydik ki bu trolü? Muhtemelen görevleri tamamladığımızda, Seher Yıldızı Sığınağı'na geldiğimizde kodları artık eskisine bir çevirelim. Fazla hızlı kalıyoruz içeride. Cicero'nun peşinden buraya geldiğimizde muhtemelen o trolü öldürmüştük. Bir yerde bir çatlak vardı. Mağaranın içine giriyorduk. Onlar hep tamir edildi mi yoksa? Çok kesin. Gizli giriş değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, muhtemelen eski videoları kontrol edersek Downstar Seher Yıldızı Sığınağına geldiğimizde Cicero'nun peşinden muhtemelen oralarda dolaşırken bu trolü öldürdük. Şu anda hatırlamıyorum. Bu trolün hikayesi arkadaşlar Morrowind'den beri Elder Scrolls'ta varmış. Blood Moon kan ayı eklentisinden beri. Daha önce bu trolün annesi Oblivion'da ortaya çıkmış. Tekrar kontrol ettiğimde başka da yok gibi. Emin olmadığım bir tek Vigar var. O da Dengir'in atası. Görevin adı Dark Ancestor olarak geçiyor. Karanlık ata. Ya da kuşak. Vampir Vigar'ı öldürmemiz gerekiyor. Bunu da yaptığım gibi hatırlıyorum ama Dengir'le bir konuşalım tekrar. Dengir, nasılsın? You're not as dumb as you look.
görev yok. Demek ki bütün her şeyi yaptık arkadaşlar. The Empire has ears all over this town. Kendi kendine söyler misin ki? Enemies and ears, both are everywhere. Neden fırtına pelerinlerin tarafındasın? You think some emperor sitting on a gilded throne in Cyrodiil is gonna know what's best for Skyrim? The Imperial City's so far from here, might as well be on one of the moons. And yet the Empire thinks it can tell us what to do and how to live. I'm no man's fool. I know Ulfric Stormcloak's selfish and power-hungry, but he's the devil I know. Does that put it plain enough for you? Seni mevkibeyle olarak Sidgir'den daha iyi yapan nedir? But for one thing, I won't empty Falkreath's coffers to buy myself fine clothes and expensive mead. For another, I won't get mixed up with criminals and other sorts who take advantage of the honest folk for profit. I might be old, but I haven't forgotten that a Jarl's first duty is to look after his people. Peki. Başka bir muhabbeti yok. Muhtemelen önceki bölümlerde, şöyle aşağı doğru duralım. Vigar'ı da öldürdük arkadaşlar. Listede başka da gizli boss yok arkadaşlar. Sadece Vultur yolu ilk defa duydum ve onu da az önce kestik. Bugünlük bu kadar diyelim. Bir sonraki bölümde son görevleri artık devam ederiz. Ana görevin sonlarına. Ve bu seriyi bitiririz. Buraya kadar izlediğiniz, takip ettiğiniz için teşekkürler. Eğer hala abone olmadıysanız abone olmayı, zili aktifleştirmeyi, videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna tıklayıp paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.